Turist Geziyor'dan selam olsun. Nereye geldik? Taraklı'ya geldik. Taraklı Çita Sulağı olarak seçilmiş. Çita Sulağı'da yaşamın kolay olduğu yerleşim yerlerinden birisi. Hemen bu tepede belediyenin bir evi var. Önceden buraya gelip içine gezebiliyorduk. Ama şu anda konaklamaya açılmış. İçerisi müsait değil. Konaklama ücreti 4 kişi 1600 TL, 2 kişi 1000 TL. Ekstra kahvaltı yapılabiliyor. Şimdi bu tepeden aşağıya doğru Taraklı'ya bir göz atacağız. Burada güzel bir caddesi var. Alışveriş yapılacak, restore edilen konaklar var. Evet. Şurada restorasyonu devam eden konaklar tam şöyle. Evet, şuradaki camide tarihi bir Yunus Paşa Camii. Camiydi ama maalesef o da restorasyonda. Restorasyonda. Dağların arasına kurulmuş. Hoş geldiniz. Merhaba. Kolay yaşam olan bölge ismini de almış. Çita Sulağı yaşam kolay, eğlenceli. Böyle sokaklar gidiyor. Evet, burada da maalesef restore edilemeden yıkılanlar var. Artık bu restorasyon da kurtarmaz. Belli olmaz. Olur mu? Yapar mılar diyorsun. Bir şurada var gerçi. Şu ön taraf sağlam. Evet, bu da yine tamamen eski bir yapı. Çoğu restorasyon yapılanlarda konak olarak konaklama imkanı, restoran imkanı ile böyle faaliyet gösteriyor. Neymiş? Çakırlar Konağı diyor buna. Evet, balkonları çok güzel. İçeri giriş yapıyor muyuz? İçeride. Girelim o zaman. Konaklama var mı sizde de? Konaklama var. Ne kadar ücreti? Gecelik 1500. Gecelik 1500. Ama kat olarak verdiğimiz için 3 tane odası var. Hepsi bize ait, öyle mi? Kat. Kat olarak veriyoruz. Konak sizin miydi? Ne güzel. Balkonu çok güzel ya. BTS reklamlarını da çektiler. Şener Şen. Bizimkisi o kadar büyük değil maalesef. Küçük bir YouTube kanalı. Girelim mi içeriye? Vallahi
Vallahi isterseniz giriyorsunuz. Kişi başı 10 lira. Kişi başı 10 lira. Tamam ben gireyim o zaman bari başladık. Buradan mı giriyoruz? Yan taraftakine girecektik ya Mehtap. O zaman buraya girin. Tamam. Bahçesi de var zaten burada bahçe yok. Tamam iyi. Evet, tepedeki belediyenin konağı da buradan bu şekilde görünüyor. Ve artık her şey turizme dökülmüş. İçeriği gezmek de 10 TL. Evet, şeydeki hemen meydanın başındaki konak da bu. Bu da çok güzel. Köşesindeki sarmaşıklardan tutun. Evet, şöyle de bir meydanı var. Burada da var yine köşe başında. Şu balkonlar çok güzel. Evet, burada da bir fiyat listesi var. İsmini okuyabilir miydim ben? Beylerbeyi Kahve. Beylerbeyi Kahve. Kolay gelsin.
çıkmışlardı. Narkotik yapıyordu. Anlatır mısın bize? Abdi İbrahim kimdir? Onun konağını gezdik. Öyle mi? Evet. Sezer Bey de olabilir. Merhaba. Böyle alalım o zaman sizi. Geldik. Olabilir. Abdi İbrahim konağı. Evet. Ama Abdi İbrahim konağı için buraya gitmesi lazım sanki. Buyurun. Tamam, gidelim. Siz ne yaparsanız biz ona razıyız. Tamamdır. Abdi İbrahim şu daktilonun üzerinde görmüş olduğunuz sol taraftaki beyefendi. 1903 yılında dünyaya gelmiş, 1977 yılında vefat etmiş bir nalbant. Şu gördüğünüz yan taraftan giriş alanı nalbant dükkanı. Ortadaki alttaki nalbant ehliyetnamesi 1942. Üstteki 1956 dükkan ruhsatı. Bunlar tabi WhatsApp'tan torunlarına ulaştık. Onlardan kopyaları, asılları geldiğinde onları tarayacağız. Kendisi şu tarz, yani İngiliz kilot pantolon denilen bir kıyafet giyiyor ve bu kıyafeti Taraklı'da giyen son kişi. Velhasıl gelen Abdi İbrahim'le ilgili böyle bir pano yaptık. Çok güzelmiş. Pano'nun hikayesi geçmişiyle alakalı bir hatırlatma olsun. İnsanlar Abdi İbrahim kimdir deyince genelde ilaç sektöründe Abdi İbrahim'le bağlıyor. Evet değil mi? Direkt o geliyor sanki aklına. İkinci derece tarih eser, tescilli bir yapı. Zaman zaman gelip yönetimde kontrolü yapılabilir. Ana hatları devamlı bir problem yok. İşte biz mekanı mümkün mertebe dokusuna uygun şekilde tasarladık. Dekoru vesaire. Şu an görmüş olduğunuz gibi kahve hizmeti veriyoruz. Ağırlıklı sadece kahve hizmeti veriyoruz. Teşekkürler. Konaklaması yok değil mi buranın? Evet. Şu an pasif durumda. Orada bir takım ince işlerimiz var. Tavandaki işlemeler de çok güzel. Ahşap işçilikler, camlar hepsi ayrı bir dert. İyi günler. Abdi İbrahim konağı burada yazıyor zaten. Bayılıyor, bayılıyor sevilmiyorsun ama. Burası da o giriş dediği yer. Aa, satılıkmış. Alalım mı? Kaç liradır çık? Burası da çarşısı. Yöresel keşkek var burada değil mi? Ağaç işlemeleri. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Galerimizi gezebilirsiniz. Burası bir sanat galerisi. Buyurun gezin isterseniz. Dilerseniz burada tablonuzu da yapabiliyorsunuz. Bizim resmimizi mi yapıyorsunuz tablo olarak? Resim de yapıyoruz. Abi. Ne güzelmiş. Antika telefonlardan, saatlerden. Ne kadar resmimizi yaptırsak? 800 oluyor efendim. 800. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam, şöyle.
Evet, en ünlü şeyi burası. İşlek Caddesi. Her türlü hediyelik eşya bulunabiliyor. Şimşir kaşık. Evet, meydana çıktık. Pet bile var. Onlara gerek yok ya. Orada yazıyor işte, çıtası var, çekildi. Şu ağacın arkasından da konak çok güzel görünüyor. Şöyle geriye. Sakarya Taraklı'da bu şekildeydi. Şimdi ileride Taraklı Karagöl Yaylası var. Oraya doğru gideceğiz. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, yorum yazıyoruz, tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın.